Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. God of War'a tabii ki de devam ediyoruz. Muspelheim'daydık. Artık cehennemde savaşıyoruz. Buradaki savaş, yani buradaki şey ilerleyiş belirli kategorilerde ilerlemeyle oluyor. Bakın mistik geçitler diyor. 3 tanesini geçmişiz 6 taneden. %42'si tamamlanmış. Yani bir senaryosu falan yok. Böyle kısım kısım düşmanlar geliyordu burada. Sonra nereden devam edeceğiz bilmiyorum ama. Seçkinin kalkanını parlamak ne? Parçalamak için. O bu dayılarsa sıkıntı. Bunlar güçlü. Bu ölmüyor. Bunu öldürürsek müttefik aşağıya açılıyor. Şimdi anlaşıldı. Tamam, hemen öldük bu sefer. Watch your back. Sen gel sen. Al yakala şunu. Patlat. Nereye gittin ya? İşte bunu, bu arkadaşı sevmiyorum işte. Ya çüş ya. Oh,
Ha, bu o değilmiş. Karıştırdık şu. Lan bırak beni bırak. Manyak adam, şunu bir alayım. Şimdi gel. Vay be. Ya şeyden zorlandım ya. Uçuyor abi adam. Kaçıyor. Özel hareket yapıyorsun, havaya kalkıyor. Bir dahaki seriyi nasıl yapacağız? Şu haldeyken bir şey satın alamıyorum, değil mi? Şunlar dursun da hedef. O şey burada değil herhalde. Zor, bir sonraki aşamayı nasıl geçeceğiz? Sonradan ayıktım da. Tütenköz. Bu enerjisizlikle nasıl olacak ben de bilmiyorum. Neyse, enerjiyi sıfırladım. Altın halkaların içinde. Gelin, hadi gelin. Bu birazcık zor olacak. Niye böyle bir şey yapmışlar ya?
Ana halka buraya geçmiş. Bu harbiden saçma olmuş ya. Kayboldu. Hadi. Lan şuna vuracaktım, vuramadım ya. Şeyler de gitti. Ama nasıl olsa enerji şey yapıyor. Ya bu halka işi saçma olmuş ya. Yani God of gibi bir oyundan böyle bir şey beklemiyordum da o yüzden. Ne oldu? Kapı açıldı. Biz buradan mı çıkmıştık? Dördüncü arenaya mı geldik? Atreus, to me. Neredesin evlat? My hands are so sweaty I can barely grip the ball. Well, my nose itches. Artık burada da herhalde devler mi gelir? Son aşama. Yüz düşman. Ready? Oh, you meant the boy, of course. Arkamdan tırmanan var mı? Ha!
Neyse ki süre vermedi. Lan o ölmemiş mi? Sırayla gelecekler öyle. Sonra buzlu adamlar gelir. Sonra uçanlar gelir. Karışık. Yapma lan, onu niye yedik? Bak ya. Kalk oğlum, kalk. Hani hiçbir şey bırakmıyorlar. O 84 ve canım ne kadar az.
Yere düşmeden öldür. Abi o kadar öldürüp daha 70 tane düşman mı var? Ayıp ediyorlar ya. Öleceğiz. İşin kötüsü bu kadar evimiz boşa gidecek. Nasıl abi geçeceğim ben ya? Kayıt noktasından devam et diyor. Şey alamıyor muyuz ya? Satın alma şeydeydi. Işınlanabiliyor muyuz? Dur bakayım, aç şu haritayı bir. Brock'un dükkanı. Serpent tell you when you spoke. Kind of sounded important. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Me? That's impossible. Don't I quite agree? Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the Tree of Life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Wow. You
must like the heat, Brock. Heat's damned useful in my line of work. Even makes space itself more pliable. Take those magic doors you love so much. Round here, they all go right to one another. No prodding from old Brock. Go up yonder and wake some up, you'll see. Getting around moose pulls a cinch. As long as you don't end up cooked. So how was your trip to Jotunheim? Will you give them a little privacy? The kid just found out he's a giant. He doesn't need you interrogating him. Brock, you knew? Oh, we knew Faye was the last guardian of the Jotnar left in Midgard. That's why we made her the axe. We hoped it could restore the balance of power. After Thor went all berserk with our hammer. Though in the end, it seems she chose another path. She chose, well, you. Both of you. I suppose she figured that was the best chance for the giants to live on. And now, I suppose, that's up to you. How about that? A young Jotun with us the whole time. And the son of Laufey, the just... I should have seen it before. Better not be fighting with your brother again. Just because he's gotten a little less annoying over the years doesn't mean I ain't got a customer base of my own to keep happy. Oh, yeah? Who's that? Well, you came back here, didn't you? Fair point. Now you're talking. Hepsinden bir tane alabilir miyiz? Bir diriliş taşı taşınabilir diyor. Bu öfkeyi çoğaltıyormuş. Az miktarda sağlık. Bu büyük miktarda sağlık. Bunu alacağız o zaman. Dolum süresi artıyormuş. Canı falan çok düşürüyor ya. Ama bu geliştirme ya, bu bizdekiler değil ki. ...150.000 XP'miz var lan, daha ne olsun. Dış diyarın gözü, bunlar hep ikisi de destansı. Yani bunu almak daha iyi. Bir tane mi şey varmış bunun? Ah.
Bu iyi. Bu kalsın. Ben şu geliştirme şeyi nerede? Silahlar. Let's get you squared away then. Bunlarda şey yok. Abi geliştirince niye diğerleri çok kırmızılaşmaya? Yani şunu mu yapacağız? Pardon. Bu full. Bu da full. Göğüs sırrı. Bunu geç. Yani şu kuşandığımın üstüne gelmiyor. O yüzden göremedim onu. Şuna bak. Bel zırhım hala şey. Bir bel zırhı alamadık mı ya? What else were we talking about? Hani bel zırhı yok. I see. Just wanted to stare into. Tamam dayı, tamam hadi. Daha 100 tane adam öldüreceğiz. What did you call mother? Laufey the Just? Did you know her? I never had the pleasure. Laufey was a rumor in the halls of Asgard. A giantess warrior who thwarted many an Aesir god's plans. Freeing those who they would enslave, feeding those who they would starve, generally making a nuisance of herself in the most noble of ways. Thor was terribly frustrated he could never find her to fight. Once my imprisonment began, I could only wonder what became of her, and who she would turn out to be. Yours is quite a singular lineage, lad. Ya 100 düşman çok fazla ya. Hani 50 tane neyse, bir de kalabalık da gelmiyorlar ki. Şimdi yine başaramazsak ne olacak? Düşünsene son bir tane de. Son bir tane de mağlup olur musun? Adama ne koyar ya? Sonra mı gelsek buraya, yine tam güçlendiğimiz zaman mı gelsek? It's not the time for this. Aww. Şu an karar veremedim. Saklı odalar. Bura %80 tamamlanmış. Midgard %78. Diğer yırtıklarından 6 tane eksik. Yapılan iyilikler. Bulunan eserler, mistik geçitler falan diyor. Valkürler. Dene bakalım bir daha ne olacak. Ready? Oh, you met the boy, of course.
Lava düştü. Kaç lan kaç, manyak geliyor. Yapma ya, çok hasar aldım. Sis yapacağım. Ha şöyle, enerji ver abi. Diğerinde niye vermedi enerji, onu anlamadım. Oha. Yine yarım canım var, çok az. Nereye gitti oyun? Yeah.
İki tane dev mi geliyor şimdi? Yok, daha gelmiyor. Hadi lan. Demin burada öldük değil mi? Lan oğlum, buraya bunu atsana. Yapma ya. Lan oğlum, çocuk aşağıda kaldı. Yapma be. Aslında şey... Lan şeyi bırak şunu. Of of of. Watch your back! Behind you! Look out! Oh, hiya! Öldük. Yeah.
Nerede lan? Oklar niye böyle gösteriyor? Arkamda varmış gibi. Yok abi ya, 54 tane daha var ya. Right, 54 tane. Ciddi bir rakam arkadaşlar. Daha. Hepsini bir anda toplayabilsem, yukarıdan dondurucu yaptığım hareket var ya, belki onlarla başa çıkabilirdim ama sonuncuyu birazcık şey yapmışlar işte. Bir öncekiler kademe kademe gelirken işte illa sonuncuyu zor olacak ya. 100 tane adam gönderir. 100 tane standart da dilemeyelim ki, bu adamlardan sonra da uçanlar gelirdi. Ondan sonra en sona da devler gelir. Burayı en sona bırakacağız. Olmadı. Why is Odin so desperate to find a way into Jotunheim anyway? He's convinced the giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies after all, and it's their army that's supposed to do him in the end. But more than that, he covets their gifts of prophecy. He wants to know what they know and see what they see. So much suffering could have been avoided if his insatiable curiosity was not so much stronger than his wisdom. What do you mean? Ah, remind me to tell you why they call him the Lord of the Hanged. Şu Midgard'da cücelerin işi vardı. Olmadı, oraya gidelim. Than you might realize. The snowfall that began when you slew Baldur, it's become something else. The stuff from omens. Omens? For the coming of winter? Not just any winter, but a great winter to span three summers. And when it's done, Ragnarok begins. Ragnarok? From snow? Yeah, no, I know. Aye. Snow. Lots more snow. And then the end of the bloody world. In that approximate order. Another prophecy. No, brother. Prophecy doesn't expect this for 100 more winters at least. You've changed something. Prophecy didn't count on you. Bir sonraki oyunun habercisi haberini verdi. Burada şeyleri karıştırıyorum ya. Mesela geldim de şeyin rengi hangisi? Bu kapıdan mı çıkacağım tekrardan? I'm telling you, it's Fimbul winter. I can feel it in my throat. This is the biggest. Oh, you're making me very nervous. It was bound to snow sooner or later. That ain't just snow. Know it. Hikayeyi anlatıyor. How dare you make me the voice of reason? Guys, just discussing the weather.
Bit of a cold snap lately. What he means is, Fimble Winter's upon us, boys. The winner to end all winners. I can feel it in my throat. Yeah, we heard. So if you're heading home, try to keep moving. And also, to not die. Or if you're not heading home, same advice. Kış başlamış mı? Burada şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bas bakayım. Şu en uçta bir hikaye vardı. Aile meselesi. Diğer yırtıklarını başarabilir miyiz acaba? Bu bitmiş de. Notre Hisarı'na nasıl gideceğiz ki? Buralardan mı geçip gideceğiz? Dur bakayım, buraya bir gidelim. Devam edebilecek mi? Dediğimiz yer ne taraftaydı? Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? It was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared. No giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. Şuradan. Buradan geçmiş miydik daha önce? Hmm.
Burayı hatırladım da burası için bir şey lazımdı herhalde. Ha, artık var. İyi. Hisar'a geldik. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic after all. Since you and Brock got back together. Everything okay? Oh, better than ever. You know, I really think we've both grown in our years apart. So how come you're back here? Just catching some fresh air. Look, I love my brother, but he still smells like a fetid dung pile. So, I heard you and Brock are kind of famous. Well, you're half right. Whatever did you hear? That you made Thor's hammer. Oh. Yes. We did do that. Mjolnir put us on the map. It was a legendary run. Gods and kings knew our brand. We really did make quite a team. So what happened? Oh, well, that's a long story. Things happened that made it difficult to find that certain spark, you know? Inspiration is a Michael Mistress. Huh? Oh, enough distractions. You see the mess I have to clean up around here? Very well. To business. Hiçbir şeyin yok. Or never mind then. İyi güzel de. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic after all. Buraya nasıl geçeceğiz? Hisar'a geldik. Buradan devam edeceğiz o zaman. I still can't believe a son would kill his own father. That's crazy, right? I know, he only got one side of the story. But come on! His own father? I mean, I get angry at you sometimes, but... Do you? I mean, sometimes, yeah. A little. But I'd never stab you in the back. No. I imagine not. Cadı bizi bekliyor. Didn't want anyone coming in.
How are we supposed to get through? There must be a way to lift the gate. Maybe with the big water wheel. My thought as well. Aile meselesine geldik. Bence burayı bir sonraki bölüm oynayalım. Buraya kadar geldik. Aynen, evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz. Güzel bir bölüm olacak gibi gözüküyor. Hiç olmazsa hikaye var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.